Merhaba musiki severler. Bu videomuzda da Hisar makamından biraz söz edeceğiz. Cami musikisinde özellikle Ezan-ı Muhammediye'yi okurken farklı farklı makamlardan icralar yapabilir miyiz? Elbette gelenek itibariyle çokça okuduğumuz, okuya geldiğimiz Uşak, Saba, Hicaz, Rast, işte Segah gibi makamların dışında bizim musiki geleneğimizde başka makamlar da mevcut. Bu makamları Ezan-ı Muhammedi'de okuyarak çeşitlendirebiliriz, zenginleştirebiliriz. Ve çok da zor değil gerçekten. Ve çok güzel makamlarımız var, keşfedilmeyi bekleyen. Onlardan biri de Hisar makamı. Hisar makamı Hüseyini bir duyuş hakim bu makamda. Ve devamında yine Hüseyini karar kılıyoruz. Fakat güçlüsü üzerinde bir zirgüleli Hicaz veya Hicaz yapabilirsiniz. Hüseyini makamını şöyle bir seslendirecek olursak, daha çok sala örneklerinde, cenaze salası, bayram salası gibi sala formunda biz çokça bu makamı kullanıyoruz. Es-salatu vesselam. Evet, bu Hüseyini beşlisi diyoruz biz buna. La si do re mi mi mi, böyle mi notasına çokça vurgu yapan bir makam. Tabii bunun üzerine mi'yi karar kılarak bir Hicaz geçkisi, bir Hicaz eklemesi yapacağız. Mi 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 fa sol sol la sol fa mi mi. Evet. Bununla ilgili bir Hisar makamında ağır semai formu sizlere dinleteyim. Ve bu eserin bir kısmına kadar bu bölümü dinlemeye çalışalım. Akabinde yine bir Ezan-ı Muhammedi örneği icra ederek videomuzu da tamamlayalım inşallah. Sonlandırabiliriz eserimizi. Çünkü eserlerin genellikle ilk iki mısrasında terennüm kısmında vesaire, yani makamın bütün hususiyetleri, bütün püf noktaları aslında belirtilmiş oluyor. Devamında ise geçkiler, farklı makamlara girişler mümkün oluyor. Ama bizim temel makamın özelliklerini burada duymuş oluyoruz. Evet, şimdi Ezan-ı Muhammedi Hisar makamında nasıl okunabilir? Bu noktaya gelelim. Şimdi önce bizim sala formunu bilmemiz lazım. Sala formunda nasıl böyle birden mi notasına çıkıyoruz? La mi es-sala. İşte bu şekilde bir Hüseyini güçlüsünün üstündeki notalara Hicaz duygusunu kazandırmak için çıkabiliriz. Bunu ben daha çok icra ederek sizlere sunmaya çalışacağım. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber.
Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Evet, orada bir zirgüle, yani Hicaz yapabilirsiniz. Aynı zamanda zirgüleli Hicaz da yapabilirsiniz. Yani mi 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 fa sol fa mi. Yani burada Hicaz yaptık. Bir de zirgüle dediğimiz mi 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 re re mi fa sol fa mi mi. Ya Hüseyinli makamının güçlüsü olarak ifade ettiğimiz mi sesini yine bir ara merkez olarak telakki edip orası üzerinden bir Hicaz veya bir zirgüleli Hicaz oraya giydirmek suretiyle bu makamın genel dolaşımını seslendirmiş oluyoruz. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy ala's-salâh. Hayy ala's-salâh. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Sonuç itibariyle Hisar makamı Hüseyini duygusunu, Hüseyini o sala formunda dinlediğimiz, o kulağımıza hoş gelen o melodileri barındıran, aynı zamanda makamın ikinci ara merkez dediğimiz, dolaşımı sürekli olan, mi sesinin etrafında dönen o bölgeye biz ikinci merkez diyebiliriz. O merkezde de bizim Hicaz veya Zirgüleli Hicaz yaptığımız bölgeyi de içine kattığımızda ve tekrar Hüseyinli olarak karar kıldığımızda bu makamı Ezan-ı Muhammedi'de gerek kasidelerimizde gerek Kur'an tilavetlerimizde uygulayabiliriz. Bu da aynı zamanda bizim çokça bildiğimiz bir makam olan Hüseyinli makamının bir benzer, böyle bir benzer formu, farklı bir vecihi, farklı bir yüzü diyebiliriz. Bu çalışmamızı da, videomuzu da burada sonlandırdık. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.